çocuk şeyinden vazgeçiyor. Batı'da ciddi bir nüfus gerilemesi var. Bu ekonomik krizin bir sebeplerinden birisi var. Diğer bir şey mesela Rusya'da ciddi bir, üçte bir Müslüman var Rusya'da. Ama Müslüman nüfusu belki 20-30 yılda eşitleyecek şeyi. Ve bu da tabii korkutuyor ve bunların işine geçmesini kolaylaştıran politikalar görüyoruz. Yani hem Avrupa'dan hem Rusya'dan. Hani rahat rahat gidin IŞİD'e katılın ama dönerken hadi işte en son Putin nükleer silah bile kullanma fikrini dile getirdi. Yani toptan yani bunlar dönmesin bir an önce biraz azaltalım gibisinden. Bir şey söyleyeyim. Ekonomik olarak neden Orta Doğu'ya hani hiç bulaşmasak olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Bizim gücümüz oradan geliyor. Herkes buraya göz dikmişken bizim buraya ilgi göstermemiz, biz yani merkezde olmamız icabı bunu gerektiriyor. Enerji ihtiyacı, herkesin ihtiyacı, bütün kavgalar enerji üzerinden oluyor. Ama son durumda Amerika doğalgaz ve petrol çıkarmaya başladığı için, kendine yetmeye başladığı için o kadar Arap şeyine artık bağımlı değil. Amerika'yı ilgilendiren İsrail'in güvenliği bölgede. Ama Avrupa hala Arap petrolüne, Arap doğalgazına mahkum. Dolayısıyla bizim de ciddi bir enerji açığımız var. İşte hep Rusya'dan alıyoruz. Rusya vermezse ne yapacağız? Burada soğuktan ders yapamayız. Yani o kadar da ciddi enerji ihtiyacımız var. Sanayileşmek için de bu lazım. Elektrik üretmek için de lazım. Sermaye ihtiyacımız var. İş yani gelişebilmek için. Bu da yine Arap dünyasında var. Artı pazara ihtiyaç var. Bu da var. Yani birçok açıdan bizim Orta Doğu'ya ihtiyacımız söz konusu. Çok da uzatmayayım. Yani bunların bir kısmını zaten biliyorsunuz. Ama en önemli şey bu Arap bağrına yol açan durumda bu Orta Doğu'yu biraz da karıştıran. En son belki söylemem gereken, özgürlük mü istediniz? Alın size kaos deyip. Yani böyle can derdine düşürme diyorum ben bunu. Veya kaosla terbiye ediyorlar Arapları, Arap dünyasını. Genel olarak İslam dünyasında benzer sorunlar. Bangladeş'inden işte ta Uzak Asya'dan şeye kadar illa sadece Arapların sorunu değil bu kötü yönetim. Ve ciddi bir can derdini düşürüp özgürlüğü, refahı, işte kendini geliştirmeyi vesaireyi siz unutun gibisinden bir şu anda esas bir komplo varsa bu Arapların demokrasi ve refah ihtiyacına karşı bir komplodan bahsedilebilir. Tabii konu derin. Biz de bunları ara ara yazıyoruz. Artık soru cevap kısmında veya daha sonra başka ortamlarda tartışacağız. İşte teşekkür ediyorum. Evet. Ahmet Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. 5 dakika kısa konuşacağım dedi ama o da 5 dakika daha uzun konuştu. O kadar hasta değilmiş söylediği kadar. Evet, şimdi tabii yaklaşık 50 dakika oldu başladık. Dolayısıyla dinleyicilerin dikkatini de yavaş yavaş dağıldığı bir şeye doğru geçiyoruz. Bu kadar kişiyi burada nasıl tutarız diye düşününce belki şu cazip olabilir. Yani benim konuşmam o kadar ilginç değil. Benim konuşmam için kalın demiyorum ama toplantının sonunda soru cevap faslı olacağı için sormak istediğiniz şeyler varsa onlar için en azından kalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben baştan hem moderatörlük görevini üstlendiğim için kısa konuşmayı planlamıştım. Yalnız diğer arkadaşlara bakınca kısa konuşacağım diyen bir 5 dakika uzun konuşuyor. O yüzden bende öyle bir durum olur mu bilmiyorum ama olmayacaktır büyük ihtimalle 15 dakika civarında. Bir süre kullanmayı düşünüyorum. Şimdi ben ne konuşmak istiyorum? Ben şöyle bir başlık düşündüm bu konuşma için. Orta Doğu'daki çatışmalara üç açıdan bakmayı düşündüm. Yani birincisi bu çatışmaların sorumluları kimlerdir? Yani bu çatışmaların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sorumlular kimlerdir? İkincisi bu çatışmaların maliyeti nedir? Üçüncüsü de çıkış yolu nedir? Tabii bütün bunlar kişilere göre değişir. Yani çatışmanın sorunları da kişilere göre değişir, analize göre değişir. Maliyeti de değişir. Çıkış yolu konusunda ise çok farklı çıkış yolu önerileri söz konusu. Biraz bunlar üzerinden ben konuşmak istiyorum. Yani sorunlar dediğimizde üç aktör geliyor aklıma.
Orta Doğu'da yaşanan işte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de özellikle bu dördünde çok ciddi şekilde iç savaş boyutuna varmış çatışmalar söz konusu ama diğerleri de bundan kurtulmuş değiller. Potansiyel adaylar var. Mesela Mısır'da bu şekilde devam ederse Mısır'ın da diğer ülkeler gibi daha büyük bir şiddet sarmalından sürüklenme ihtimali oldukça yüksek. Ve bu şiddet sarmalının da hem Orta Doğu'yu hem de bütün dünyayı çok daha fazla etkileme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Mısır'ın kendine has büyüklüğünden dolayı. Sorumlular işte üç aktör dedim. Birincisi bir kere her şeyden önce yani bir sorun yaşıyorsak bu sorunu öncelikle kendimizde aramamız lazım. Başkalarına suçu yıkmadan önce kendimize bakmamız gerekir. Dolayısıyla bölge halkları, bölgedeki yaşayan insanlar aslında birinci derecede sorumlular. İkincisi, yani mesela Suriye sorununda Suriye'deki iç aktörler sorunu birinci derece sorumlu. Irak sorununda Irak'taki iç aktörler birinci derecede sorumlu. Uzlaşmayı becerememeleri, hepsi için aynı şey söz konusu. İkincisi, bölgesel düzlemde belki Birol Hoca'nın bakmış olduğu küresel, bölgesel ve devlet düzlemini ben tersinden okursam. Bölgesel düzlemde yani Suriye'deki sorun sadece Suriye'deki iç aktörlerin sorunu değil, sadece onlar sorumlu değil. Bölgedeki diğer ülkeler de sorumlu. Yani kim gelir aklımıza? İşte Suudi Arabistan gelir, İran gelir, Türkiye gelir. Bölgesel sorumlulardan bahsedebiliriz. Üçüncüsü de son dönemde özellikle bu işe girmiş olan küresel sorumlular, küresel aktörlerin sorumluluğundan bahsedebiliriz. Yani sorunların, az önce söylediğim özellikle o ilk dört ülkedeki sorunların gerçekten bu boyuta çok ciddi büyük maliyetlere olan boyuta ulaşmasının temel nedeni bunlardır. Bölge halkları dediğimizde işte Suriye'nin içerisine baktığımızda içerideki aktörler gerçekten sorunu çözme konusunda uzlaşamadılar, anlaşamadılar. Eğer onlar sorunu çözme konusunda uzlaşabilmiş, anlaşabilmiş olsalardı bölgesel aktörler bu soruna dahil olmayacaklardı. Ve ondan sonra da küresel aktörler dahil olmayacaklardı. Ve her defasında da sorunun çerçevesi, çatışmanın ölçeği büyümeyecekti aslında. Ne vardı? Yani soruna yol açan temel şey neydi? Yani çok uzun zaman devam eden bir diktatörlük söz konusu. Yani 1970 yılında Hafız Esad'ın iş başına gelmesiyle başlamış bir diktatörlük söz konusu. Sonra onun ölümünden sonra bir işte demokratikleşme ümidi hiç söz konusu olmadı. Çünkü oğlu geldi ve 2011'de bu çatışmalar başladığında yaklaşık 41 yıldır devam eden bir diktatörlük söz konusuydu. Aynı aileden gelen iki kişiyle devam eden. Aynı şeyi Libya için söyleyebiliriz, aynı şeyi Tunus için söyleyebiliriz, aynı şeyi Mısır için söyleyebiliriz. Yani bölgedeki bütün ülkeler için aynı şey söz konusu. Yani bölgedeki aktörler, diktatörler, otokratik yönetimler belki zamanın ruhunu fark edemediler. Aslında zamanın ruhunun değiştiğini görmüş olsalardı, iktidarı paylaşma konusunda bir çaba sarf etmiş olsalardı, sorunlar bu boyuta ulaşmayacaktı. Suriye üzerinden söylersek, Beşar Esad halktan gelen, bunları kim teşvik ederse etsin, yani bölgesel aktörleri, küresel aktörleri falan bir tarafa bırakın, kim teşvik ederse etsin, halktan gelen o talepleri dikkate almış olsalardı, iktidarı paylaşma konusunda olumlu bir tavır içerisinde olsalardı, Suriye'de şu anda bulundukları pozisyondan çok daha iyi pozisyonda olacaklardı aslında. Aynı şeyi Irak için de söyleyebiliriz. Saddam Hüseyin aynı şekilde halktan gelen talepleri dikkate almış olsaydı veya Mısır için, Libya için, Tunus için, Yemen için, hepsi için aynı şeyi söyleyebiliriz. O yüzden bana göre birinci derecede sorumlular o ülkelerin içerisindeki aktörlerdir. Uzlaşmayı, paylaşmayı, iktidar paylaşmayı becerememeleridir. Bölge ülkelerine gelirsek, bölge ülkelerinin sorumluluğu içerideki aktörlerden ve bana bu saydığım üç
çeşitli aktör arasında en fazla aslında bölge ülkelerin sorumluluğu bence. Yani küresel aktörlerden de daha fazla sorumluluğa sahipler. Neden? Yani şimdi bölgesel güç diye bir kavram söz konusu. Hepimiz biliyoruz. İşte Orta Doğu bölgesinde mesela Türkiye gibi, İran gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelere biz bölgesel güç diyoruz. Ve bölgesel güç olmayı bu ülkeler nasıl algılıyorlar diye baktığımızda maalesef bölgesel güç olmanın sadece bu hard power kısmı üzerinden okuduklarını görüyoruz. Yani sert güç kullanan güçler, bölgesel güçler. Ama bölgesel güç dediğimizde mesela Amerika Birleşik Devletleri bir süper güç, küresel güç ya da işte Almanya bir küresel güç. Bunların güç uygulamasına, güç kullanımına baktığımızda sadece hard power tarafını görmezsiniz. Yani çok ciddi şekilde diplomatik güç kullandıklarını görürsünüz. Yani onlar aynı zamanda sorunları barışçı yöntemlerle çözebilmeyi başardıkları için büyük güçler aslında. Ama Orta Doğu'daki aktörlere baktığınızda Orta Doğu'ya özgü bu sorunların işte mesela Suriye sorununun çözümü konusunda, Irak sorununun çözümü konusunda yani bunun bölge düzeyinde çözümü konusunda, küresel güçleri bu işe karıştırmadan çözümü konusunda sadece sert güç kullandıklarını, işte hard power kullandıklarını görüyoruz. Ve soft power kullanımı konusunda başarılı olamadıklarını görüyoruz. Yani diplomasiyi çalıştırma konusunda, diyalog yoluyla bu sorunları çözme konusunda başarılı olamadıklarını görüyoruz. Bu da neyi doğuruyor? İşte üçüncü düzeydeki aktörlerin işe dahil olmalarını doğuruyor. Yani siz Suriye sorununu, mesela İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye sorununu kendi içerisinde bölgesel düzlemde çözemezse o zaman kim devreye giriyor? İşte Rusya gördüğünüz gibi çok sıkı bir şekilde, net bir şekilde devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri başından beri belki bazı aktörlerin istediği ölçüde değil ama bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri de kendi çıkarları doğrultusunda Suriye'de çok aktif. Sadece bizim Suriye politikamızla örtüşmüyor şu anda yaptıkları. Yani o yüzden ben birinci düzeydeki ve üçüncü düzeydeki aktörlerden daha fazla aslında bölgesel aktörlerin sorumluluğunun altını çizmek istiyorum. Üçüncüsü kim? Üçüncüsü işte küresel düzeydeki aktörler. Yani bu küresel aktörler zaten küresel güç oldukları için dünyanın her bölgesindeki sorunlarla bir şekilde ilgilenirler. Ve temel olarak bu ilgilerinin temel ölçüsü de, hedefi de doğal olarak kendi çıkarlarıdır. Ve şunu dünyadaki birçok olay test ettirmiştir, göstermiştir ki insani boyutuyla gerçekten hiç ilgilenmezler. Yani bunu anlamak için Irak'a bakın, Afganistan'a bakın, Vietnam'a bakın, birçok örneğine bakabilirsiniz. Yani esas olan çıkarlardır, insani boyutu hiç önemli değildir. O yüzden aslında tam da bu küresel, bölgesel aktörlerin sorunu çözme konusundaki başarısızlıkları, bu bölgedeki yaşanan bu çatışmaların insani boyutunun bu kadar yüksek olmasında bence bir kere daha altı çizilmesi gereken çok ağır bir sorumluluk aslında. Sorunları kısaca bu şekilde tespit ettikten sonra maliyetine bakarsak bana göre bu savaşın yani Orta Doğu'daki çatışmaların, savaşların maliyetleri nelerdir? Ben 4 çeşit maliyet görüyorum burada aslında. 4 çeşit maliyetten bahsedebiliriz. Birincisi İslami maliyeti, ikincisi insani maliyeti, üçüncüsü ekonomik maliyeti, dördüncüsü de güvenlik maliyeti. Kısaca bunlarla neyi kastettiğimi söyleyeyim. Bu arada süre konusunda ben sizleri uyardım ama beni de uyaran birisi olsa iyi olur. Çünkü zaman tutturamazsam namus sen beni uyarırsın. İslami maliyetten başlarsak, İslam maliyeti deyince iki şey aklıma geliyor. Yani iki şeyin altını gerçekten çizmek gerekir. Orta Doğu'nun son dönemde yaşamış olduğu bu büyük çatışma, İslam'ın imajına çok ciddi bir şekilde zarar verdi. Ne üzerinden zarar verdi? İşte bölgede ortaya çıkmış olan bu ekstremist, terörist gruplar üzerinden zarar verdi. Mesela işte IŞİD'i başta zikredebiliriz ama belki IŞİD'in çıkmasıyla birlikte onun gölgesinde kalmış olan El-Kaide'yi de yine aynı şekilde söylemek lazım. El-Kaide ve onun bölgedeki türevlerini zikretmek lazım. Şimdi IŞİD ve El-Kaide'nin
Orta Doğu'da yapmış oldukları eylemler ve fiiller üzerinden bütün dünyaya, ama sadece bütün dünyaya değil, Orta Doğu'daki halklara da nasıl bir mesaj verdiklerini görüyoruz. Nasıl bir İslam, sonuçta İslam adına ortaya çıktıklarını söylüyorlar. Ve bu mesajı alan insanlar, gerek Orta Doğu halkları, gerekse dünya halkları, aslında bu örgütlerin gerçekten İslam'ı temsil edip etmediklerini sorgulamak istemiyorlar. Onları doğrudan İslam'ın adındaki o İslam Devleti, IŞİD'in en son ismini taşıdığı İslam Devleti üzerinden görüp ve İslam'ın temsilcisi olarak görüyorlar maalesef. Yani ben şöyle düşünüyorum, çok planlı bir kampanyayla 10 yıllarca sürecek, mesela Amerika Birleşik Devletleri çok rahatsız olduğu siyasal İslam konusunda, yani İran'da ortaya çıkan, ondan önce Mısır'da ortaya çıkan, Orta Doğu'da çok ciddi şekilde yaygınlaşan ve Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız eden siyasal İslam'la mücadele konusunda oturup bir program yapmış olsa ve onlarca yıl bu programı uygulamış olsa bu kadar siyasal İslam'a zarar veremezdi aslında. Yani siyasal İslam dediğimiz şey de nedir aslında? İslam'ın özünde olan o tebliğ meselesidir. Tamam mı? Yani şimdi bu örgütler bunca şeyi yaptıktan sonra, İslam adına bunca eylem yaptıktan sonra, işte insanların kafeslerde yakılmasından tutun, binalarda, yüksek binalardan atılmasına kadar bu resmi ortaya koyduktan sonra kim ortaya çıkıp da gönül rahatlığıyla işte İslam'ı anlatma eylemine girişebilir? Hem Orta Doğu'da hem de Batı'da bunu yaparken otomatik olarak işte oradaki o kategorileştirmeyle karşı karşıya kalacaksınız. Siz İslam adına bir şey söylediğinizde ha sen o zaman şeysin, yani ya IŞİD'sin ya da El-Kaide'sin suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır. O yüzden ciddi şekilde ben İslam boyutunda bu örgütlerin, ancak bu örgütler burada bir numaralı sorunu değil, bu örgütlerin ortaya çıkmasına yol açan bütün o şartlar, bu şartların bu şekilde İslam'a çok ciddi şekilde zarar verdiğini düşünüyorum. Ve bu zararı onarmanın, tamir etmenin de gerçekten çok uzun süreceğini düşünüyorum. Birincisi bu İslam boyutuyla ilgili olarak. İkincisi de Orta Doğu'daki çatışmalarda son geldiğimiz noktada ciddi şekilde bir Şii-Sünni ayrışması söz konusu olmaya başladı. Maalesef işte bölge ülkelerinin politikalarını açıklarken herkes işte Şiiler şöyle bir şey yapmak istiyorlar, Şii hilali kurmak istiyorlar, Sünniler şöyle bir şey yapmak istiyorlar, Şii karşıtı, işte Şiiler Sünni karşıtı, Sünniler de Şii karşıtı bloklar oluşturmaya çalışıyorlar diye ciddi bir şekilde, belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar şu anda bölgede bir Şii-Sünni karşıtlığı na doğru gidiyoruz ve yani geldiğimiz nokta zaten bu anlamda ciddi şekilde tehlike çanları çalıyor. Çünkü evet, yani bir kere Şii-Sünni karşıtlığı dediğimiz şey nedir? Yani bölge ülkeleri çok açık bir şekilde, ama bütün tamamı neredeyse, sadece İran değil, diğerleri de hepsi mezhepsel aidiyetleri kendi çıkarları çerçevesinde bir enstrüman olarak kullanıyorlar. Bu açık. Mezhepsel. Ama bunu o mezhepsel kimliklere sahip olan insanları savunmak için falan yapmıyorlar. Mesela çok her zaman söylediğim bir örnek, İran mezhepsel bir politika izlemiş olsaydı, gerçekten o mezhepsel kimliklere sahip çıkmaya dönük bir politika izlemiş olsaydı, Azerbaycan'a da sahip çıkması gerekirdi mesela Ermenistan'la olan sorununda. Ama bunu yapmıyor. Mezhepsel kimlikleri, aidiyetleri tamamen kendi çıkarları çerçevesinde bir enstrüman olarak, bir araç olarak kullanıyor. Ve bu suistimal gerek İran'ın çok ciddi boyutlarda yaptığı ama diğer ülkelerin de maalesef yaptığı, Sünni tarafından yaptığı bu suistimal bölgede halklar nezdinde ciddi şekilde bir mezhepsel karşıtlığı doğurmuş durumda. Ve dediğim gibi tarihte belki de hiç olmadığı düzeye doğru götürüyor. Bunun tamiri de çok zor olacak gözüküyor. İslam maliyeti çerçevesinde söyleyeceklerim bunlar. İnsani maliyeti konusuna gelirsek, yani bunu her zaman görüyoruz. Maalesef birçok bölge ülkesinde ve hatta Avrupa'ya kadar uzanan bir insani maliyeti olduğunu görüyoruz ama yani bunu çok konuşmaya gerek yok. Her gün, her akşam haberlerde
işte Türkiye'den Yunanistan adalarına gitmek için yola çıkmış olan ve botlarının batması sonucu hayatını kaybeden küçücük çocukları hatırlamamız yeterli. Yani insani maliyeti gerçekten çok büyük, çok büyük. O yüzden o birinci kısımda söylediğim sorumluların sorumlulukları da çok büyük gerçekten. Yani hiç hafife alınacak bir sorumluluk değil. Çünkü yani çok sayıda insan hayatını kaybetmiş durumda. İçeride yaşanan savaşlardan dolayı çok sayıda insan hayatını kaybetmiş durumda. Mülteci olarak yola çıktıkları yolda çok sayıda insan hayatını kaybetmiş durumda. Ve 10 milyonu geçmiş durumda şu anda. Sadece Suriye'deki yer değiştirmek zorunda kalan insanların sayısı. Ve bunun maliyeti sorumluluğu gerçekten çok büyük. Ve bu maliyetin sorumluluğu sadece bölge ülkelerinin ya da az önce saydığım aktörlerin değil, hepimizin sırtında aslında. Yani bir şekilde hepimiz bununla imtihan oluyoruz diye düşünüyorum. O yüzden insani maliyetle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Güvenlik maliyetiyle alakalı ne söyleyebiliriz? Yani bölgede az önce bir hocamın söylediği işte bu başarısız devletler, failed state diye adlandırılan devletler grubu ortaya çıktı. Yani devlet düzeni az önce saydığım o dört ülkede çoktan kaybolmuş durumda. Yani Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da devlet düzeni diye bir şey kalmadı. Ve bu da bir kısır döngü oluşturuyor. Güvenlik açısından baktığımızda çok ciddi bir güvenlik kısır döngü oluşturuyor. Nedir o kısır döngü? Yani devlet istikrarı sağlama konusunda başarısız oldukça içeride çatışmalar daha çok artıyor. Ve içeride çatışmalar arttıkça bütün bölgenin, yani hem o ülkelerin hem de bütün bölgenin güvenliğini tehdit eden işte radikal ekstremist gruplar ortaya çıkıyor ve güçleniyorlar. Yani işte IŞİD nasıl bu kadar güçleniyor, nerede zemin buluyor, El-Kaide nasıl bu kadar güçleniyor diye baktığımızda sadece mesela Irak örneğine bakmamız yeterli arkadaşlar. Yani Irak'ta şu anda 30 yaşındaki bir genç insan ne gördü Irak'ta? Yani Irak'ın son 30 yılına bakın. Ne gördü? Savaş dışında, ambargolar dışında, yaptırım dışında, iç çatışmalar dışında, mezhep çatışması dışında, Amerikan işgali, işte ötekinin berikinin işgali dışında ne gördü? Bu şartlarda yetişen insanlardan, büyüyen insanlardan, perspektifi olmayan insanlardan başka ne bekleyebilirsiniz ki? İşte bir kısmı Avrupa'ya kendini atmaya çalışıyor. Bir kısmı da içeride geride kalanların da büyük bir çoğunluğu. Eğer işbirlikçi değillerse, işgalci güçlerle işbirliği yapmıyorlarsa işte IŞİD gibi, Nusra gibi işte çok sayıda ekstremist tırnak içinde örgüte katılıyorlar. Dolayısıyla devlet düzeninin olmaması bu kısır döngüyü çok daha fazla devam ettirecek. Ve yakın gelecekte baktığımızda bu saydığım 4 tane devlette devlet düzeninin geri gelmesini bir tarafa bırakın. Bu politikalar devam ettiği müddetçe buna çok daha fazla devletin ekleneceğini ben düşünüyorum. Başta Mısır olmak üzere, yani en büyük aday olarak da Mısır'ı düşünüyorum. Ekonomik maliyetine baktığımızda yani bölge ülkelerinin bütün bu çatışma ve savaş ortamında ama savaşın doğrudan parçası olan ya da dolaylı bir şekilde komşu olması hasebiyle bundan etkilenen ülkeler olduğunu görüyoruz. Bazı grafikler vardı, onları koyduk mu? Yarın onları şöyle açabilir misin? Yani baktığımızda bölge ülkelerinin ekonomilerinin çok ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz bu çatışmalardan doğal olarak. Yani sonuçta ekonominin birçok unsuru var biliyorsunuz. Her şeyden önce dış yatırımcının gelmesi istikrara bağlı bir şey. Yani sonuçta Suriye'ye yatırımcı falan gider mi? Veya Irak'a gider mi? Yemen'e gider mi? Libya'ya gider mi? Gitmez. Dolayısıyla bu ülkeler başta olmak üzere ama aynı zamanda mesela Suriye'deki, Irak'taki bu çatışma ve savaş ortamı Türkiye'yi de etkiliyor. İran'ı da etkiliyor. Buradaki gördüğünüz tablo Orta Doğu'daki bazı ülkelerin işte ekonomik büyümelerini gösteriyor. İşte ekonomik rakamlarını gösteriyor. Diğer şeyi açar mısın? Diğer.
Yani burada İran var, Irak var, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan'ın gayri safi yurt içi hasılalarını gösteriyor bu tablo. Gördüğünüz gibi son dönemde şey de var burada tabii. Son dönemde kaç 800 diğer ekonomik büyümeye şey açar mısın? Gösterebileceğim şey var mı? Nerede Ahmet sen? Şuraya bakarsanız arkadaşlar, beni duyabiliyor musunuz bu arada? Tabii böyle tersten bir şey oldu ama. Aşağı gel. Ha, burada mı şimdi? Neyse, dur. Bir daha basın. Tamam, sen gel oraya. Yaklaşık 0 ile 5 arasına döndüğünü, odaklandığını görüyorsunuz. Aslında bakarsanız Orta Doğu ülkeleri dünya ekonomisi içerisinde Orta Doğu ülkelerinin yeri gerçekten çok düşük. Birazdan o tabloyu da göstereceğim en sonunda. Dolayısıyla dünya politikasında ve ekonomisinde pay sahibi olabilmeleri için hızlı büyümeleri gerekiyor. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti gibi büyümeleri gerekiyor. Ancak Orta Doğu ülkelerinin büyümesine baktığımızda yani bu çatışmalardan önce %8-10'lara kadar bazılarının yükseldiğini gördük. Ama son dönemde işte 0 ile 5 arasında bir yere demir atmış durumdalar. Çok ciddi şekilde krizden etkilendiklerini görüyoruz. O yüzden çatışmaların sona ermesi her şeyden önce ekonomik olarak da bu ülkelerin toparlanıp dünya politikasında söz sahibi olabilmeleri için çok gerekli, zaruri bir şey. Şimdi tekrar şeye geldim, o tabloya da bakalım. Bu tabloda ne var onu kısaca söyleyeyim grafikte. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya'nın ekonomi rakamları var. Gayri safi yurt içi hasılasında rakamları var. En aşağıda birkaç tane Orta Doğu ülkesinin de gayri safi yurt içi hasılasında rakamları var. Görebiliyor musunuz onu? Ha, yani neredeyse görünmeyecek boyutta. Ben ona dikkat çekmek istiyorum. Yani bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ekonomisindeki yerine, Çin Halk Cumhuriyeti'nin dünya ekonomisindeki yerine, Almanya'ya da hani kısmen onun da çok görünür olduğunu göreceksiniz. Ama Orta Doğu ülkelerinin dünya ekonomisindeki yeri de bu kadar işte. Yani neredeyse görmüyorsunuz. O yüzden dünya politikasının şekillenmesinde Orta Doğu'nun payı yok denecek kadar azdı zaten. Mesela Türkiye'nin dış politikası, Orta Doğu politikası açısından hani bir takım söylemler var biliyorsun. Türkiye'nin işte küresel aktör olması zorunluluğu vesaire. Evet, böyle bir zorunluluk var zaten. Yani bugün Orta Doğu'da yaşanan sorunlar bunu gösteriyor bize. Mesela Rusya bir aktör olarak bölgeye geldiğinde Türkiye Suriye'de çok ciddi şekilde zora giriyor. Neden? Çünkü bir güç dengesizliği var Türkiye ile Rusya arasında. Ancak şu tablonun mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu tablonun değişmesi için de Orta Doğu'da çatışmaların sona ermesi gerekiyor. Ya bu tabloyu herhalde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani dünya ekonomisinde Orta Doğu ülkelerinin yeri ancak o dipteki zor fark edilen çizgiler kadar görünüyor. Şimdi ben tabii bu grafiklerle falan uğraşırken zaman şeyini yitirmiş oldum. Bir iki cümleyle ne yapılması gerektiğini söyleyeyim, bitireyim. Yani sorumluların kim olduğunu, bunun maliyetinin ne olduğunu söyledim. Bir iki cümleyle de ne olması gerekir onu söyleyeyim. Yani baktığımızda cephede özellikle bölgesel aktörlerin, mesela Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi aktörlerin cephede bu sorunları bitirme şansları var mı? Sorusunu sormamız gerekir. Yani bir taraf diğer tarafa üstünlük kurabilir mi cephede? Ben bölgesel aktörlerin böyle bir şansı olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle ne Türkiye desteklediği aktörler üzerinden mesela Suriye'de karşı bloku işte İran blokunu diyelim
yenilgiye uğratabilecek bir güce sahip, ne de İran desteklediği aktörler üzerinden Türkiye, Suudi Arabistan blokunu yenilgiye uğratabilecek güce sahip. Ama küresel güçler çünkü çoktan devreye girmiş durumdalar. Dolayısıyla bölgesel güçler bu sorunu cephede kendi istedikleri gibi çözebilecek güce sahip değiller. Dolayısıyla olacak olan çözüm aslında küresel güçlerin çözümü olacak ve dolayısıyla küresel güçlerin çıkarlarını koruyan çözümler olacak. O yüzden ben diyorum ki, başta sorumlular kısmında söylediğim şeyin altını çizerek, bölge ülkeleri nihai olarak bundan daha da fazla zarar görmemek için bir an önce işte o bölgesel güç olmanın soft power ayağını, yani yumuşak güç kısmını artık çalıştırmaları gerekiyor. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Yani Türkiye ile İran'ın bu konuda, mesela Suriye konusunda anlaşmasının çok zor olduğunu biliyorum. Ancak başka çareleri yok aslında. Yani bu konuda anlaşmaktan başka çareleri yok. Çünkü öbür türlü çözümü başkaları üretecek ve onların ürettiği çözüm ne bölge halkları için ne de bölge ülkeleri için hayırlı olacaktır. Yani hiçbirisi için hayırlı olmayacaktır deyip sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Soru-cevap vasıtası yapabiliriz herhalde. Biraz planlı, biraz da geç başladığımız için planladığımız zamandan daha geriye sarkmış olduk. Evet, soru sormak isteyenler sorularını kime yönelttiklerini de söylesinler. Evet, öğrencilerden bir soru yok kaldı. Ben bir soru var, sorayım. Öğrencilerden soru var. Ama diyor sen sor, ondan sonra öğrencilere geçelim. Duyuruyor mu? Tamam. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Ya bu Orta Doğu uzmanları bu konuda bizim kafamızı bir türlü netleştirmiyorlar. Yani bu sorunların temelinde Orta Doğu'ya, mesela Orta Doğu diyoruz ki bir bataklık. Amenna. Peki bu bataklığın sorumlusu Orta Doğu'ya su salanlar mı? Bazınız öyle diyorsunuz. Bazınız diyorsunuz ki yok, bu çamurda oynayanlar. Yani evet, çocuk çamurlanmış ama ya evet, yani ya sen de çamurda oynamasaydın diyoruz. Veya bir şekilde çamurun kenarındaki ülkeler içinde paçamıza yapışmış ama çamurlar, ya oralarda dolaşmasaydın diyoruz. Yani böyle mi diyeceğiz, yoksa su salanlar mı? Mesela diğerleriniz de diyor ki hayır, aslında asıl suçlu Orta Doğu'ya su salanlar. Şimdi bu konuda bir karar verin, bizim bir şekilde kafamıza biraz netleşsin diye düşünüyorum. Evet, diğer soruları da alalım. Hepsini toplu olarak cevaplayalım. Ben de şeyi sormak istiyorum. Bu Rusya uçağını düşürdük. Bunu nasıl, yani bir iki cümleyle ne söyleyebilirsiniz diye sormak istiyorum. Güzel düşürdük, iyi oldu falan demişiz. Şurada bir soru var. Bak oraya mikrofonu götürürseniz. Şu arkada var. Hocam öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim şöyle bir sorum olacak. Barack Obama ABD başkan olmadan önce seçim vaatleri arasında Orta Doğu'ya barış getirmek gibi bir madde vardı. Başkan seçildi ve gördüğünüz üzere Orta Doğu daha da karıştı. Hatta çeşitli internet sitelerinden takip ettiğime göre IŞİD denen terör örgütünün finansal kaynaklarında ABD'nin bir altyapı olduğu haberlerini alıyorum maalesef. Bunun üzerine barış yürüyüşleri de oluyor ayrıca. Mesela Fransa'da yaklaşık 10 kişi falan öldü. Sadece 10 kişi için Avrupa liderleri, hatta maalesef bizim başbakanımız da gitti Netanyahu'nun yanında. Bu üzücü bir olay. Bizim ülkemizde çok daha fazla şehit varken, yani onlarla beraber, özellikle Netanyahu gibi bir adamla beraber yürümesi barış yürüyüşü adı altında. Üzücü bir haber. Bence yani bu tür liderlerin dünya üzerinde Saddam Hüseyin gibi, Kaddafi gibi adamlardan çok daha tehlikeli işler yaptıklarını düşünüyorum. Onlar en azından bölgesel, yani Orta Doğu taraflarında. Ama mesela bir Barack Obama bence dünya çapında tehlike arz eden bir adam. Yani insanlar bu tür liderlere karşı
nasıl önlem alabilirler ya da halklar nasıl direniş gösterebilirler? Teşekkür ediyorum. Tamam, bir olacak. Nasıl önlem... Dur, yok şu anda değildi. Bu soru sana diyelim. Evet, şu arkaya götürür müsün? Öncelikle hocam anlattığınız için teşekkür ediyorum. Ben Ortadoğu'daki bu sorunlarla ilgili hocam, hani İslam tarihinin nasıl diyelim, 4 halife döneminden beri kaynaklanan bir sorun var Ortadoğu'da. Genelde bize yansıtılan Sünni ve Şii çatışması olarak gösteriliyor ama ben hocam bu çatışmaların diğer bir nedeni olarak da hani Arapların asabiyet görüşlerinin etkisini ve bunları bu asabiyetin kullanılmasını olduğunu var mı açısından sormak istiyorum da. Tamam. Yani Arapların asabi düşüncesi de bu sorunlardan etkili midir? Nerede mikrofon? Birisi mikrofonu gezdirsin, evet. Öncelikle hocam, görevlerin yok mu? Teşekkürler. Küresel güçlerin ve büyük devletlerin kendine pay almak istediği Orta Doğu bölgesinde Türkiye'nin rolü nedir? Buna az çok yer yer değindiniz ama ben sadece bu soruya yönelik bir cevap istiyorum. Bir de Türkiye sadece bölgeye huzur ve barış mı getirmek istiyor? Türkiye'nin Orta Doğu ticaretinde uyguladığı ticaret anlaşmalarında, özellikle Mısır'da arasında bir anlaşma vardı. Bundan 2 yıl önceydi galiba. Mısır'a belli ürün karşılığında bizim bunun fiyatını buğday ürünü olarak satmamız vardı. Bu bir emperyal gösterge midir? Yani biz de Türkiye olarak Orta Doğu'da emperyal bir güç mü olmaya çalışıyoruz? Tamam. Hocam benim sorum size, henüz hali hazırda gündemde olan ve planlanan teröre karşı bu İslam Birliği projesinin sizin ifade ettiğiniz Orta Doğu'da bir birliği yakalamak adına sert güce alternatif olarak bu yumuşak gücün de kullanılmasına yönelik bir teşvik içereceğine inanıyor musunuz bu konuda hocam? Bu konuda bir birliğin sağlanması mümkün müdür? Tamam, arkadan bir soru daha vardı. Bir de burada var. Onları orada var mı? Benim aslında çok merak ettiğim bir soru var. Bir gün Orta Doğu nefes alabilecek mi ya da huzura kavuşabilecek mi? Bu kadar da, teşekkürler. Teşekkür ederim öncelikle verdiğiniz bilgiler için. Benim Ahmet Hocam'a bir sorum vardı. Hocam konuşmanızda 1916 yılında Sykes-Picot Anlaşması'ndan bahsettiniz ve bugün bu anlaşmanın tasavvur ettiğini söylediniz. Hocam bu bağlamda 1982 yılında 13 Haziran'da yayınlanmış bir bildiri var. Makalesi var. Kivu'nun makaleleri adı altında. Odet'in 12. Açık Hakkı bağlamlar. Ne var dedi, duyamadık. Hocam 1982 13 Haziran tarihinde İsrail diplomatlar tarafından yazılmış bir makale var. Bu makaleye göre Lübnan, Beyrut, Ürdün, Suriye, tırnak içinde Babil, yani Irak, Suriye gibi, Mısır gibi devletlerin suçlu olduğunu, bunların sürekli olarak İsrail'e saldırdığını ve bunun artık diskalifiye edilmesi gerektiğini, artık siyasi olarak parçalanması gerektiğini ve bu şekilde İsrail'e karşı bir tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade eden yazışmalar var. Ve bu yazışmaların 1991 Körfez Savaşı'yla icraate geçtiğini görmekteyiz. Ve Irak Savaşı'yla ve bugün Arap Bağırat altında gelişen olaylarla bu ülkeler teker teker düşürülmekte. Bu bağlamda İran da var hocam. İran da tehdit olarak görülüyor İsrail tarafından. Ve İran kendi güvenliğini korumak için de Suriye'den sonra sırasının kendisine geleceğini düşünüyor ve bu yüzden de Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak istiyor. Çünkü Suriye bozulduktan sonra sıra İran'a gelecek. O plana göre de soruyu sorarsan. Suriye'den İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek hocam o plana göre ve Türkiye'nin bu konuda herhangi bir icraatın olmadığını görmekteyiz. Türkiye kendisini korumak için bu plana göre kendisini korumak için neler yapması gerekir? Suriye'nin toprak bütünlüğünün koruması mı gerekir?
ve Orta Doğu'da nasıl bir yerde kendisini konumlandırması gerekir? Teşekkür ederim. Tamam. Bir tane kaldı. Bununla soruları bitiriyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Yani İçişleri Başkanımızın bir açıklaması oldu. Belki bunu görmüşsünüzdür. Diyanet İşleri Başkanımızın bir açıklaması oldu. Sekülerizm dünyayı savaşa soktu gibi bir açıklama yaptı. Buna katılıyor musunuz? Eğer böyle bir akım varsa bu nasıl gerçekleşmekte? Evet. Bir olacağım. Senden başlayalım. Onun hangisinden başlamak lazım bilmiyorum ama İsterseniz bu Obama'ya soran arkadaş vardı. Ben azdan ona cevap vereyim. Obama dünyanın başına tehlike mi? Tehditliyorsa düzen kurucu aktör mü? Bana düzenle ilgili olarak oradan başlamak gerekiyor aslında. Political order, yani siyasal düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamak demek. İster bunu bir ülkenin kendi içerisinde düşünün, ister bölgesel düşünün, ister küresel düşünün. Hepiniz herhalde siyaset bilim dersleri almışsınızdır. Düzen ve intizam elde sonunda dönüyor, dolaşıyor. Kimin güçlü olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ben özellikle fikirler üzerinde durdum. Uzun dönemli olarak siz güçle kurduğunuz düzeni insanları ikna ederek, onların rızasını, onayını alarak meşruiyet kazandırabiliyorsanız kalıcı oluyorsunuz. Fikirler burada işe yarıyor ama düzenin kuruluşunda, mücadelede fikirler bir araç olarak kullansa da meşruiyet sağlama anlamında, eninde sonunda Weberian anlamda egemenliğin, bir ülkenin içerisindeki egemenliğin tesisi güç üzerinde oluyor. Devlet oluşturma, nation building, state building dediğimiz iki süre dayanıyor. Nation building bir ulus devlet kimliği inşa etme, bu fikirle oluyor, projeyle oluyor. İster seküler, ister İslam, ister dini, ister gayri dini. Ama state building dediğin zaman devlet inşa etme çoğu zaman güç üzerine inşa ediyor ve şiddet kurucu bir unsur olarak Charles Tilly okursanız bunları size söyler şiddetin. Ama en önemlisi egemenliği tanımını yapan Weber der ki egemenlik bir ülkede bir ülkeyi yöneten aktörün, yani devlet dediğiniz şey bir ülkenin sınırları içerisinde meşru fiziki şiddet kullanma tekelini oluşturur. Dolayısıyla bir ülkenin sınırları içerisinde birden fazla güç kullanmaya meyilli aktörler varsa çatışma kaçınılmaz olur. Ancak birisi diğerlerini hepsini sindirir, monopolize eder. Zaten o demek, monopolization of violence, şiddeti devlet olarak tekelinize alırsınız, düzeni kurarsınız. Arkasından bunu siyasi zeminde fikri olarak da inşa edersiniz. İster dini, ister gayri dini ideolojilerle. Aynı şey aslında ister bölgesel, ister küresel düzende olsun, dünya barış için de geçerli. Baktığınız zaman bizim siyasal düzen dediğimiz şeyler, örneğin bugün küresel düzen, 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan BM ve diğer ilgili veya bağlı kuruluşlar üzerine inşa edilmiş. Büyük bir savaş var ve bu savaştan galip çıkan Batılı devletler, liberal ekonomi, liberal siyaset üzerinden bugünkü düzeni temellere atmışlar. Benim söylediğim şey, bugün 2. Dünya Savaşı sonrası atılan bu düzenin yeniden siyasi anlamda sorulabilir, kuvvet anlamında da sürdürülemez olmaya başladığını söylüyorum. Kriz tam da bununla ilgili. Soğuk bir savaş var, bu savaş bitti ama yerine yeni düzen kurulamadı. Yeni bir ekonomi politik şey var, güç ilişkileri var ve bunlar kurulamadı. Obama burada neyi temsil ediyor? Obama hala 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan o liberal değerler üzerine kurulu Amerika düzeninin yeniden inşa edilmesi. Ama Bush döneminden farklı olarak bunu şiddet üzerinden değil de acaba soft power, işte fikirler üzerinden yapabilir miyiz? Diplomasiyi daha fazla kullanabilir miyiz? Düşmanlarımızla Küba ve İran örneğinde olduğu gibi barışarak biz bu hegemonyamızı pekiştirebilir miyiz? Bu anlamda Obama'nın, yani Amerika'nın ulusal çıkarının ötesinde çok fazla bir şey temsil ettiğini ben düşünmüyorum. Arap dünyasına gelip de Kahire'deki yaptığı konuşma, evet, vaat ediciydi. Yani
Batı ile İslam dünyası arasındaki o 11 Eylül'ün yaratmış olduğu gerginleri aşmaya yönelik bir açılımdı. Ama işe yaramadı çünkü o açılımı için doldurması gerekiyordu. Düzeni devam etmek için eğer gücünüz varsa onu kullanacaksınız. Artı bu bölgedeki değişimi destekleyeceksiniz. Desteklemedi. Yani kendinden beklenen rolde oynamadı. Geriye Kemal Hoca'nın dediği esas bu boşluğu doldurması gereken bölgesel güçler kalıyordu. Bunu diplomasiyle yapabilirlerdi, askerle yapabilirlerdi. Bunlar vekalet savaşları üzerinden Türkiye ve İran bölgede şu anda maalesef böyle bir mücadeleye girişti. Arkalarına birisi Rusya'yı, birisi Amerika'yı almaya çalışıyor ve maalesef bölgede bir çıkmaz bir deadlock oluşmuş durumda. Ben en son söyleyeceğimi söyleyeyim. Yani uzun dönemde fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölgedeki insanların, sizlerin, bizlerin, yerel aktörlerin kendi iradelerini ortaya koyarak pekala bir çıkış formülü üretebilirler. Bu formülü kendi başlarına uygulamaları kolay olmayabilir ama eğer bölge güçleriyle beraber işbirliği yaparsa küresel aktörleri de etkileyebilirler, bu sürece dahil edebilirler. Ama bu kısır döngüyü kim önce kıracak, nasıl olacak, nereden başlamak gerekir, o şu anda kimsenin bildiği bir şey değil. Maalesef elinde sonunda galiba Suriye başta olmak üzere büyük güçler gelecek. Orada yeniden bir düzen inşa edecek. O düzende ne kadar çalışır bilmiyoruz. Benim öngördüğüm Dayton'vari bir anlaşmanın dayatılma ihtimali yüksek oldu. Önümüzdeki dönemde 95'te Dayton Anlaşması o zaman Amerika adına Halbrook tarafından dayatıldı. Bugün 20 yıldır kırılgan bir yapı var ama en azından kan akmıyor deniliyor fakat her an patlamaya hazır kırılgan bir yapı da var. Maalesef önümüzdeki dönemde eğer bölge ülkeleri küresel aktörleri ikna ederek bir düzen fikri konusunda inşa edemezler, bir çıkış formülü üretemezlerse geçici olarak böyle bir formüle herkesin razı olma ihtimali artıyor çünkü maliyeti giderek artıyor. Maliyet çok artarsa insani ve askeri maliyeti büyük güçlerde, bölgesel güçlerde bir yerde durmak zorunda kalırlar ama kazanılmamış, bir daha sonra ertelenmiş bir savaşa dönüşüyor. Dondurulmuş bir konflikt, yani freezing conflict diyorlar, frozen conflict, dondurulmuş, buzdolabına atılmış bir çatışma sürecini görebiliriz önümüzdeki günlerde eğer ateşkes sağlanıp da bir geçiş süreci görülürse. Diğerlerine istersen girmeyeyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, Ahmet Hocam. Senden de teşekkürler. Ben de Erol Hocam'ın kaldığı yerden başlayayım. Devam edeyim. Tabii dediğim gibi bu Sykes-Picot'dan sonra hala bölgede bir dengeli bir düzen oluşmuş durumda değil. Bu düzen Arap Baharı ile sarsıldı. Batı'nın gerilemesiyle sarsıldı. Bu çok önemli. Batı eskisi kadar düzen kuracak bir kapasiteye sahip değil. Yeni güçler var, Rusya, Hindistan, Çin vesaire. İşte birik ülkeleri, Brezilya, Latin Amerika'da. Yani tek başına yeniden düzen kurmaya şey değil. Bir de ülkenin, yani bölgenin dünya dengeleri bir anlamda değişiyor. Burada özellikle Doğu kampı ve Batı kampı olarak eskiden beri düşündüğümüz kampta Türkiye'nin başına gelen sıkıntı ne? Türkiye hem bir model olarak hem bir güç olarak rahatsız ediyor bu şeyi. Yani masada iki tane güç, bunu bir Rus tartışmalarında çok görüyoruz. Uçağı neden düşürdüğüye de bağlayacağım biraz. Yani Rusya, Türkiye'yi batıya kuyruk veya batıya bağımlı bir ülke olarak görmeye razı. Ama Türkiye'nin kendine has çıkarlarını da koruyan, bölge halklarının iradelerini, ihtiyaçlarını korumaya çalışan bir bağımsız bir politika izlemesi çok rahatsız ediyor. Çünkü bu aynı zamanda Balkanlarda, yani Kafkaslarda bu Rusya'nın kontrolü Çeçenistan, Dağistan vesaire, Tataristan bunlardan biri, Kırım ihaketler ama Kazan var vesaire. Artı Orta Asya'da da benzer ona bağımlı kılınan ülkeler var. Buralarda Türkiye'nin bağımsız hareketi hem bir umut veriyor, diğer ülkeler umut veriyor. Bu çok önemli. Bakın son seçimler o açıdan kritikti. Türkiye modeline devam ettiğini gösteriyor. Türkiye modeli ise yani bu sömürge ister Rus sömürgesi olsun ister Batı sömürgesi olsun. Ya yani buraya geliştirilebilecek iki tane temel tepki var. Ya teslimiyet, kabul edeceksiniz tamam Batı bizden üstün deyip ki bunu bizim Batıcılar zaten yaptılar. Yani 80-200 yıldır hatta bunun şeyi var. 80 yılda da bu uygulandı ama biz bunu reddediyoruz. Biz diyoruz ki teslimiyet istemiyoruz. İkinci alternatif ne? Terör. Hocam çok uzatmayayım. Terör
Bu da yine Batı'nın işine geliyor. Yani işinin yaptığı iki ne oluyor? İşte Batı'da İslam düşmanlığını kuvvetlendiriyor, işte müdahaleleri, değil mi şimdi? IŞİD'de mücadele edeceğim diye her yapılan meşru neredeyse caiz görünüyor. Bu da tabii Batı'nın istediği bir şey yani sonuç itibariyle. Türkiye ise burada çatışmadan ama bağımsız bir yeni üçüncü yol, bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Ve Türkiye'nin burada özelliği de şu, Türkiye petrolü olmadan bölge, şimdi biz kendimizi Avrupa ile kıyaslıyoruz ama hani merkez çevre şeyinde biz Avrupa'da değiliz. Biz maalesef bu yenilen coğrafyanın, yenilgiye uğratılmış coğrafyanın bir parçasıyız. Hatta onun lideriydik. Ama bize sunulan sistemde biz de Kemalizmle beraber aslında bağımlı, yani teslimiyeti, bağımlılığı kabul etmiş olduk. Şimdi bunu reddediyoruz. Diyoruz ki biz üçüncü bir yol istiyoruz. Ve bunu nasıl başar Türkiye bir Müslüman ülke olarak başarıyor veya? Yani petrolü yok, doğal gazı yok çok, yani dışarıya da ihtiyacı var. Ticaretle, üreterek vesaire. İsrail gibi, mesela İsrail de bölgede önemli, zengin bir ülkedir bize göre de. Ama dış yardıma da sürekli. Askeri yardımı, işte ucuz petrolü, bakın bu bağımlı rejimlerinin vatandaşlarına zararı. Ben Mısır'da yaşadım. Çok özür diliyorum. Mısır'da. Mısır doğalgazı olan bir ülke. İnsanları tüp gazla sırtlarında gaz taşıyorlar. 30 yani bir de ağır böyle çok büyük tüp kullanıyorlar nedense. Ama mübarek İsrail'e yarı fiyatına, dünya piyasasının yarı fiyatına doğalgaz satıyorlar arkadaşlar. Bu bağımlılığın yani bedelini dışarıya ödüyor. Ve dolayısıyla hem dış destek hem böyle ucuz petrol, değil mi? Yani İsrail tabii ki bizden durum iyi olur. Ama Türkiye zoru başarmış durumda, başarmaya çalışıyor. O yüzden de başına çok şey geliyor. O Bünyamin Hocam'ın sorduğu sorumlu kim? Ben genelde dışarıdan empoze edilen bu bağımlılık yapısını. Yani tabii ki bizim mutlaka yapabileceğimiz şeyler var. Türkiye de bunu gösteriyor ama dış müdahalenin ben çok daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Rusya'da dediğim gibi bu şeyde pastada masanın iki tarafında, bir tarafta Batı otursun, bir tarafta Rusya otursun. Türkiye müdahale etmesini isteniyor. Hatta hariçten gazel okumasını da istemiyorlar. Yani o söylemi bozacak, hani biz Suriye'ye düzen getireceğiz diyor ama Türkiye kendince bir politika izlediği zaman o rahatsız ediyor. Demokrasi getirme IŞİD, Obama beraber tabii IŞİD'in yani bu kadar alan bulmasında, Irak ordusunun silahları bırakıp kaçmasında, Ebu Ghraib'in, yani ben Irak'ta da arkadaşlar var, Ebu Ghraib'in rahat kaçsınlar bunlar diye duvar 5 metrelik duvara şeylerle, damperlerle 2-3 metrelik yani atladığını düşmesinler diye toprak doldurmuş arkadaşlar. Bunu ben birinci elden dinledim. Yani kolaylaştırılan, İran ve Amerika'nın burada IŞİD'i, Esad'ı kurtarmak için kolaylaştırdığı bir yapı görüyorum. Arap asabiyesi belki arada benim size cevaplamam gereken bir şey. Arap asabiyesi, Arap milliyetçiliği, Arapların birbirine olan bağlılığından belki bahsetmek mümkün. Yani ortak nabız var Filistin meselesinde, temel kültür aynı ama bu kadar parçalı, 22 tane Arap Birliği'nde 22 tane ülke var. Yani çok fazla. Yani Kuveyt'in Katar'dan, ötekinin diğerinden farkı yok ama parçalanmışlık ayrı bir tepkiye yol açıyor. Kimisi tepeden bakıyor petrol olduğu için, kimisi işte teröre daha rahat ulaşıyor. Mesela Tunus ilginç bir örnektir. İşi de Kuzey Afrika'da en fazla katılım Tunus'tandır. Çünkü Tunus'ta laiklik çok katı uygulanıyor Bin Ali zamanından beri. Yani herhalde yeterli bu kadar. İnşallah huzura kavuşuruz. Kavuşabilecek miyiz diyoruz bu ortak bir çabayla ama özellikle dış müdahalenin azalmasıyla da çok alakalı. Bu da bizim güçlenmemizle alakalı. Teşekkür ediyorum. Evet, ben iki konuşmacıya da teşekkür ediyorum. Saate baktım, saat 4'e gelmiş. Dolayısıyla ben cevap vermiyorum. Yasin de orada kapatmak için herhalde bekliyor. Veya ben kapatayım, onun bir şey yapmasına gerek yok. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başlangıca göre belki sayı çok azaldı ama ısrarla kalan öğrenciler oldu. Teşekkür ederiz. Bir sonraki haftaki SASKEN toplantısında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Profesör Doktor Birel Akgün hocamıza hediyelerini vermek üzere Sayın Mustafa Kemal Şambey'i sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam.
Doçent Doktor Ahmet Uysal hocamıza hediyelerini vermek üzere Mahmut Bilen hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hocam.